Buyur kardeşim. Bir çayımızı iç. Sağ ol. İçmeyeyim. Olmaz öyle be ya. Bu çayı kendi ellerimle yaptım. Her yerde bulamazsın. Çayların sultanı ayağına geldi. Hem ben öyle herkesin ayağına çay getirmem. Sen iyi bir adama benziyorsun da. Ne bu halin be kardeşim? Gamlı baykuş gibi. Çöktün girdin yatağa. Anlat. Anlat da kurtul yükünden. Bak, burada herkesin derdi kendinden ağırdır. Paylaşırız ki katlanalım. Heh, şöyle çayı da içtiğine göre. Hele deyiver. Sen niye girdin içeri? Bak Fatih kardeş. 30 senedir ben buradayım. İnsanlar buraya geldiğinde yaralı güvercin gibi ürkek olurlar. Öyle geçerler bir köşeye pusarlar. Ama sen öyle yapma. Konuşursan rahatlarsın. Bu kardeşinin tecrübelerine güven. Öyle içine atarsan, bu duvarlar çürütmezse gam çürütür insanı, gam. Günler geçmez. Geçmiyor zaten. Yani sanki yıllar oldu geleli. Sen niye girdin içeri? Uzun hikaye. Vallahi ben de bir toplantıya yetişecektim ama senin o güzel hatırın için kalayım da anlat bari. hadi anlat anlat ama en baştan hadi. En baştan mı? Evet. Benimkisi aşk hikayesi. Oo, aşk hikayesi. Alırım bir daha. Hadi anlat anlat ama Türk filmi gibi anlat, böyle herkes merakla bekliyor bak. Her şey Summer'la başladı. Summer mı? Ne biçim isim öyle ya? Summer olmasın o? Ecnebiymiş işte. Anlasana. Evet, Amerikalıydı. Çok mutluyduk. Daha doğrusu öyle olduğunu zannediyordum. Evlenme teklif ettim ben buna. Kabul etmemişti. İyi ki de kabul etmemiş. Çünkü hikayenin esas kahramanı Summer değil. Adı Zeynep. Sonra? Zeynep'le aynı yerde karşılaşmışız Amerika'da. Yani ikimiz de farkında değiliz. Ben o evlenme teklifi ettiğim gün, o da aynı kafede garsonluk yapıyormuş. Kader işte. Sonra aynı uçakta denk geldik. Allah Allah. Sonra? Kucağında Selim vardı. Selim kim? Oğlum. Sarı saçlı, kırmızı yanaklı Selim Paşa'm. Ya nasıl ya? Ne zaman yaptın bu çocuğu abicim? Bana baba dedi. Gözlerimin içine baktı. Gülümsedi. Ve baba dedi. Vay anasını ya. En heyecanlı yerinde. Ne oldu şimdi buna böyle ya? Niye gitti ki bu? Fatih. Zeynep. Nasılsın? İyiyim hayat, merak etme. Ne diyorum işte, ne yapayım? Yani et de çok etmiyor işte. Neyse, Selim nasıl? Çocuğumuz nasıl, sen nasılsın? İyiyiz. Hepimiz iyiyiz, sen hiç merak etme. Hem zaten herkes üzerimize titriyor, annem bile. Bizde mi kalıyorlar? Ya bizim evde tek kalmamızı istemediler. Malikaneye götürdüler bizi. Orada kalıyoruz şimdilik. Tabii sen çıkınca evimize döneceğiz. Döneceğiz yuvamıza. Sen iyi misin? Yani uyuyabiliyor musun iyi? Gözlerin altı biraz çökmüş gibi. Uyuyamıyorum aslında. Yani uyuyamıyorum derken üzüntüden değil. Yani üzüntüden tabii de, yani sizi özlediğim için, ama o anlamda demek istememiştim yani.
Anladım ben aşkım, anladım. Yok yok, anlamadın. Ya aslında ben hayatım çok güzel uyuyorum da... Yani sağ olsun koğuştaki arkadaşlar çeneleri pek bir düşük. Bir de sürekli bana çay içiriyorlar. Yani hayatımda bu kadar fazla çay içmemiştim. Ama bu kadar çay içersen tabii ki uyuyamazsın aşkım. Ama ben senden bahsettim. Senin Karadenizli olduğunu da biliyorlar. Diyorlar ki yani bir Karadeniz damadı çay içer diyorlar. Hep o yaralı kardeş çay veriyor bana. Yaralı kardeş mi? Evet, lakabı. Asıl adı Adnan, yaralı Adnan. Niye? Onun da yaraları olmuş hayatında. O yüzden de öyle diyorlarmış. Bizim gibi. Ama biz yaralarımızı sardık değil mi aşkım? Birbirimizi tamir ettik. Tek yürek, tek bilek olduk. Hem bak gittikçe çoğalıyoruz da. Çocuğumuz dünyaya geldiğinde yanınızda olacağım. Olmadı kaçacağım. Biliyorum yaparsın. Ama şimdi düşünme böyle şeyleri, tamam mı? Sabırlı olmamız lazım. Her şey düzelecek zaten. Görüş bitti. Seni burada bırakıp gitmek çok zor. Beni burada bırakmıyorsun ki. Benim kalbim, ruhum, her şeyim sizinle. Bizim de seninle. Sen zaten hep bizimlesin, yanımızdasın. Görüş bitti, hadi. Ne zaman çıkarabileceksiniz? Henüz bir şey söylemek için erken. Ne demek erken? Bu bir nefs müdafaaydı sonuçta. Ya ilk duruşmada belli olması gerekmez mi? Evet. Yani bu da nereden çıktı şimdi? Fehmi Bey, Zeynep Hanım. Bu tür durumlarda şahit ifadesi lazım. Yoksa birine saldıran herkes aynı savunmaya başvurabilir. İyi de Fatih kimseye saldırmadı. O anda... Gerizekalı beni tartaklıyorken sinirlendi tabii ki, doğal olarak beni korumak için öyle bir şey yaptı. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Hayır, yani bu kadar basit bir şey halledemeyecekseniz eğer, o zaman biz başka avukatlar bulalım. Mesele biz değiliz hanımefendi. Mesele şahit. Fatih Bey'in nefsi müdafada bulunduğuna dair şahit lazım bize. E tamam, ben varım işte. Ben oradaydım, kendi gözlerimle gördüm her şeyi. Ama siz eşisiniz. Bu yakınlığınız sizin şahitliğinizi gölgeliyor. Eşi olarak onun lehinde konuşacağınız da aşikar. Yani sizin sözleriniz yetmiyor bize Zeynep Hanım. Tarafsız bir şahit lazım. Sizinle dostluğu ya da çıkar ilişkisi olmayan bir şahit. Peki şimdi ne yapacaksınız? Öncelikle olay yerinde MOBESE kameraları var mı, buna bakacağız. Varsa mahkemeden görüntülerin teminini isteyeceğiz. Ayrıca olaya şahit birileri var mı, buna bakacağız. Tabii hepsi zaman alan durumlar. Peki... Şahit yoksa, MOBESE kamera kayıtları yoksa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir B planınız vardır diye düşünüyorum. Ya Fatih'i oradan nasıl kurtaracaksınız? O zaman davacının şikayetini geri çekmesini beklemekten başka yol yok. Ya Fatih Bey ceza alacak ya da davacı şikayetini geri çekecek. Zeynep. Erkan, seninle bir konuşabilir miyim? Ne konuşacaksın? Kimmiş aşkım? Ne işi var bu kadının burada? Konuşmak istiyormuş. Bizim onunla konuşacak bir şeyimiz yok. İki gün sonra mahkemede konuşacağız biz. Bir dakika hayatım. Sonuçta bu kadın çocuğumun annesi. Bir 5 dakika izin verirsen bize, bir dinlemek istiyorum ne diyecek. Evet, seni dinliyorum.
Erden lütfen şikayetini geri çek. Allah Allah. Nedenmiş o? Fatih'in hiçbir suçu yok. Senin derdin zaten benimle. O kötü bir şey yapmadı ki. Bunların hiçbirini hak etmiyor lütfen. Kim suçlu peki? Sen mi? Evet, belki de benim suçum. Belki de zamanında sana her şeyi anlatsaydım durum bu kadar kötü olmayacaktı. Ama artık bunun bir önemi yok. Bütün suç sende yani ha? Ya Zeynep, onu bu kadar çok mu seviyorsun? Ben Fatih'i ne senin ne de bir başkasının hiçbir zaman anlayamayacaklar. Çok seviyorum. Bunu asla anlayamayacaksın. O benim... O benim kocam. O benim kahramanım. O benim hayat arkadaşım. Ertan lütfen şikayetini geri çek. Sana yalvarıyorum. Bak, ne kadar para istersen vereceğim. İnan bana, bunu yapacağım. Kendine can suyla yeni bir hayat kur, mutlu ol. Sen de sıkılmadın mı artık bu huzursuzluklardan? Seni de boğmuyor mu bu gerginlik? Lütfen şikayetini geri çek Ertan, ne olur. O şikayeti geri çekmeyeceğim Zeynep. Şu haline bak. Geçmişsin karşıma, çocuk gibi ağlayıp yalvarıyorsun. Evet, yalvarıyorum. Gerekirse saatlerce de yalvarırım. Erdoğan lütfen şikayetini geri çek. Başka şansımız yok lütfen. Ben o komadan uyanamayabilirdim. Ölebilirdim. Bunun bir bedeli olması lazım. Bu senin kocan da gidip o bedeli ödeyecek. Anladın mı? Erdoğan. Ben hamileyim. Fatih'le bir bebeğimiz olacak bizim. Ne olsun istiyorsun? Babası hapisteyken mi doğsun çocuğu? Bak, o zamanında Selim için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Yeri geldi kendi hayatını tehlikeye attı. Şimdi sen de... Ne yapayım? Ne yapayım? Ben de mi aynısını yapayım? Benim çocuğum ona baba derken o beni düşündü mü hiç? Hiç aklına geldin mi acaba? Hiç merak ettin mi bunu sen? Beni Amerikalara, Rusyalara sürdü. Issız adada ölüme terk etti. Ne çektim ben orada biliyor musun? Bir de geldi kafama vurdu, komaya girdim. Uyanamıyordum az kalsın. Hiç düşündü mü Selim'e ne derim diye? Bu adam ölürse ben bunun çocuğuna ne derim dedi mi hiç? Hiç aklına geldi mi? He? Haklısın. Çok haklısın. Ama bak, sana yalvarıyorum Ertan. Bir kerecik olsun lütfen. Benim için şikayetini geri çek lütfen. Ya bırak, bana yalvarma artık ya. Bir daha bundan sonra bu konu için benim kapımı çalmayacaksın. Gidecek, cezasını çekecek. Anladın mı? Hadi eyvallah. Kucağıma gelip oturan sizsiniz. Ben mi hayvanım? Fatih. O dönemden kalma orijinalmiş bu tablo. Yani Selim dedemin zamanından. Bomboş, kimse yok. Bilmezdim nedir doğru,
nedir yalan? Yanındayken durmuştu zaman. Bitti, masal bitti, hayal bitti, rüyam. Şimdi nerede o kahraman? Fatih günümüz. Şimdi nerede o kahraman? Bıraktı her şeyimi yaşamak için seni, sana öyle gelmedi mi? Yok mu hiç cesaretin içimde, emanetin? Bekledim çok, gelmedin. Hani belki ne bileyim birbirimize yardımcı oluruz diye düşündüm. Ben anlamadım, yani nasıl bir yardımdan bahsediyorsun? İşte şey, karım olur musun? Yavaş! Sen yanlış anlıyorsun. Evliliği bitirelim mi? Yok yok, ben sert duruyordum. Cool olmaya çalışıyordum ki. Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Benimle çıkar mısın? Nereye? Ya ben az önce sana çıkma teklif ettim. Bence de biraz abartmıyor musun? Hayır, askerlik psikolojisi böyle bir şey. Hadi. Sen askerliği nerede yaptın? Bolu. Komando tutuyor. Komando muydu? Hı hı. Ya Fatih. Olmuşsun abi. Evet, evet sevdalıyım. Kara sevdalıyım, kapkara sevdalıyım Goncalus Karabey. Ya Fatih. Sen bana kara sevdalı mısın? Düşlerimi kimse bilmez. Ya ben çocuk doğurmuş kadınım. Allah aşkına minicik bir iğneden mi korkacağım ya? Siz de yani. Ay ya bir şey dökülmüş oraya. Ay çok güzel. Tam yol ileri. Dümenci, tam yol ileri. Bana bak ikinci kaptan. Sen böyle benim her dediğimi tekrarlayacak mısın kaptan gibi? Bu geminin kaptanı benim, anladın mı? Sen sadece benim emirlerimi yerine getireceksin. O kadar. Çakma Johnny Depp. Senin o Johnny Depp diyen ağzını ısır. Üç, iki, bir. O ne lan? Bitmesin bu oyun. Benle kal gitme gel. Açılsın artık perde. Sen ve ben başrollerde. Hiç bitmesin bu oyun. Hep benle kal gitme. Hep benle kal gitme. Hep benle kal gitme. Müvekkilim pek çok kez Fatih Şekercizade, Zeynep Taşkın Şekercizade ve hatta onların yakınları tarafından darp edilmiş, öz çocuğu kendinden gizlenmiş, tehditlere maruz kalmış ve en nihayetinde Fatih Şekercizade'nin kendisini darp etmesiyle ağır bir beyin travması geçirerek hastanede tedavi görmüştür. Başına aldığı darbenin tesiriyle hayati bir risk aldığı doktor raporuyla da sabittir. Ekte sunulan deliller ve dinlettiğimiz şahitler huzurunda müvekkilime yönelik işlenen suçların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz Sayın Hakim.
Sayın Hakim, müvekkilim defalarca Ertan Sönmez'in eşini, kendisini ve akrabalarından uzak durmasını istemiş. Fakat Ertan Sönmez müvekkilimi tehdit ve şantajla sindirmeye çalışmıştır. Bilhassa müvekkilimin eşi Zeynep Taşkın Şekercizade'yi şiddet, şantaj ve zorbalıkla yönlendirmeye çalışmış. Müvekkilim son olarak Ertan Sönmez'in Zeynep Taşkın Şekercizade'ye saldırıp onu hırpaladığını gördüğünde haklı olarak eşini ve karnındaki bebeğini korumak için nefsi müdafada bulunmuştur. Nitekim ekte sunmuş olduğumuz güvenlik kamerası kayıtları, dinlemiş olduğunuz şahitler ve bizatihi olayın görgü tanığı da müvekkilimin ifadesinin doğruluğunu kanıtlamaktadır. Müvekkilimin addedilen tüm suçlardan beraatini talep ediyorum. Gereği düşünüldü. Fatih Şekercizade'nin tutukluluk halinin kaldırılıp tutuksuz yargılanmasına, dava sonuçlanana kadar sanığın yurt dışına çıkışına kısıtlama getirilmesine ve davanın bir ay sonra 12 Mayıs 2016 tarihine ertelenmesine karar verildi. Sanık gitmekte özgürdür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.